Muhteşem bir ürünle karşınızdayız. Mutfağınızda 5 farklı ürünü yerine koyabileceğiniz tek bir ürünle karşınızdayız hem de. Hemen söyleyelim. İsterseniz yemeğinizi yapabileceğiniz bir tencere olarak, isterseniz ters çevirdiğinizde ve kulbunu değiştirdiğinizde ızgara yapabileceğiniz bir tava olarak, isterseniz yemeğinizi ısıttığınız ve kolunu çıkardıktan sonra fırında kekinizi, böreğinizi yapabildiğiniz ve en sonunda kapağını kapatarak mutfağınızda sadece saklama kabı olarak kullanabileceğiniz harika bir ürünle karşınızdayız. 5 farklı yemekle ve 5 farklı yemeği nasıl yaptığımızla ilgili Sinem Hanım yanımızda. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Hoş geldin. Gerçekten mucize bir ürün. Evet, çok güzel. Çift yönlü pişirici. İki yönü var dediğin gibi Hülya. Hı-hı. Bir bölümde ızgaraları yapabiliyoruz. Aslında bu büyük bir yenilik çünkü hem tava olarak ve ızgara olarak kullandığımız hem de tencere olarak ve hatta tepsi olarak, börek için tepsi olarak ve kek için kalıp olarak kullandığımız bir ürün şimdiye kadar ben hiç görmedim. Bir üründen 5 mutfak ürünü ilk defa görüyorum. Evet, biz yaptık. Böreğimiz var. Bir tencere böreği, tava böreği deriz. Ocak üzerinde yaptığımız yine bir kolay bir böreğimiz var. Izgara yapacağız az sonra. Balık pişirdik. Onu daha önce yaptık. Bir de fırında kekimiz var. Bir de fırında kekimiz var ve ne yapacağız? En sonunda saklamak için kapatacağız kapağını, buzdolabımıza yerleştireceğiz. Evet, çok güzel bir ürün gerçekten. Bir özelliği de yanmaz yapışmaz bir yüzey olduğu için temizlemesi çok kolay. Birazdan göreceksin. Hatta ben başlayayım biraz, tamam, istersen. Tamam, peki. Yavaş yavaş pirzolaları koyacağım. Sesi duyuyorsun. Evet, duyuyorum ve ızgaranızı yaparken, Sinem'le yaparken hemen hatırlatalım. Izgara, yani ızgara bölümünde oluklardan malzemeleriniz düşmesin diye böyle bir stand kullanacaksınız. Evet. Bu stand sayesinde malzemeler yanlara düşmeyecek. İsterseniz dumansız ızgara içinde oluklara birazcık su koyarak, evet, daha böyle diyet yapacağım. Ürünü gibi, değil mi? Evet, biraz su koydum. Bu da ızgaradan akan yağların yanmasını engelleyecek. Böylece daha kolay bir temizlik sağlamış, evet, olacağız. Bu sefer daha az koku yapmasını sağlayacak ve ne yapacaksınız? Daha böyle lezzetli ve diyet ürünler de aslında tüketebileceksiniz. Tencere böreği hanımlar gerçekten yani fırınlı falan çalışmadığında en pratik çözümlerden bir, evet, tanesi olacak. Evet, onu hemen ocakta çıkarabilirim. Tamam. Çünkü o pişti. Gerçekten şöyle hemen alıyorum. Şöyle. İşte böreğiniz de hazır. Yani akşama misafiriniz geleceği zaman onlara hem tatlı hem işte tuzlu bir şeyler, hem ana yemek hem ızgara yapmak istediğinizde sadece bu ürün yeterli olacak, evet, sizin için. Yeterli olacak. Evet. Çok hızlı pişiriyor Hülya. Öyle bir özelliği var aynı zamanda. Hı-hı. Bakın, hatta pirzolalarımız hazır. Pişti neredeyse. Çeviriyorum. Evet. Bu şekilde kullanmak istediğinizde zaten şu anda elinizin yanmayacağını hemen hatırlatalım, ne kadar malzemeniz sıcak olsa da sadece bastırarak çektiğinizde ne yapıyorsunuz? Onu serbest hale almış oluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben hani tencere bölümünde kullandım, artık ızgara yapmak istiyorum. Izgara olarak çevirdiğinizde yine kulp zaten ergonomik. Ne yapacaksınız? Şu şekilde takarak yine kullanacaksınız ve sabitlemiş olacaksınız görmüş olduğunuz gibi. Ya da diyeceksiniz ki artık o benim için bir tencere, yani kapağını kapatıp içinde yemeğinizi ısıtabileceğiniz bir hal alacak. Ya da tamamen her şeyinden onu ayırarak şöyle çevirerek, evet, burada da biraz sonra yiyeceğimiz, tadına bakacağımız kekinizi fırında yapacaksınız. Evet, kekimi, evet, yaptım. Pirzolamız hazır olana kadar. Ay. Hemen her mutfağa, yani her eve lazım ürünler karşınızda, her mutfağa lazım. Sinem Hanım da bizim mutfağımızda ve muhteşem şeyler yaptı gerçekten. Evet, şöyle işte kekimiz. İstersen yanmayalım Hülya. Tamam, onu da öyle alalım. Koyalım. Şöyle birazcık daha. İşte. Ah, çok teşekkür gördüğünüz ediyoruz gibi gerçekten. Harika bir. Siz gittikten sonra biz ekip olarak yiyeceğiz. Kek yaptık, börek yaptık, ızgara yaptık, balık yaptık, evet, sucuk yapacağız. Bayağı bir aslında menü çıkardık burada. Bayağı menü çıkardık. Yani akşama gelecek olan misafirlerin midesi bayram edecek gerçekten. Ve aynı zamanda sadece malzeme değildi tabii, el lezzeti çok önemli. Senin elinin lezzeti çok güzel. Teşekkür bizim ederim. Için. Teşekkür Ama ederim. Bunun yanı sıra da çift taraflı pişiricimiz ve 5 ürün yerine geçen bu üründe sizin lezzetinizi daha çok destekleyen bir ürün aslında. Evet, çünkü daha pratik. Şeyler, evet. Pratik ve bazı ürünler hanımlar bilirler, mutfakta vakit geçiren hanımlar bilirler. İnsanın yemek yapma isteğini kabartıyor. Evet. Yani farklı şeyler deneme isteğini kabartıyor. Ben ürünü alıp denediğim zaman daha başka ne yapabilirim acaba diye hep yapmak istedim. Hepsini buraya mı alalım? Tamam. Buraya alalım. Oraya sucuklarımızı çok koyacağız. Güzel. Şimdi ben ocağı bir kapatacağım. Bir, tamam, şey göstereceğim. Tamam. Hülya. Şimdi ızgaramızı yaptık.
pirzola yaptık. Bunu bir tavada yapmış olsaydım kurumuş olacaktı bir kere. Öncelikle. Yumuşak olmayacaktı bu kadar. Tavan batmış olacaktı. Evet. Mangal gibi olmayacaktı. Bu mangala en yakın lezzeti verebilecek aslında ürün şu anda. İçin önemli. Ah çok güzel. Yani çok gözünüzün önünde canlı canlı burada karşınızda. Evet. Birazcık da yumuşak seviyorsanız eğer. Çok güzel. Afiyet olsun. Hı-hı. Şimdi burada bir şey yapacağım Hülya. Izgaranın yağı, etin bütün yağı burada. Bir kağıt havlu aldım. Altını gördüğün kapattı. Gibi hiçbir şey yapışmadı. Hı-hı. Eğer bir tavada yapmış olsaydım bunların hepsi tavanın zeminine yapışmış olacaktı. Ve yanacaktı. Evet. Mutfağım duman içinde kalacaktı. Etim de yanık kokan, yanık tadlı bir et olacaktı. Olacaktı ve aynı zamanda hemen buradan da göstereyim. Olukları olmuş olduğu için de zaten pişme sırasında içerisindeki su yağın yanmasını engellediği gibi yağlar da aktıkça oluklara doldu ve böylece ne oldu? Daha böyle lezzetli, daha böyle lezzetli etin tadını alabildiğimiz bir ızgara gerçekleştirdik. Evet. Tencere olarak kullanabilmek de çok güzel. Bence de çok güzel. Bunun içine bir saç kavurma yapabilirsin mesela. Pilav da çok güzel Pilav olur. Pilav da olur. Evet. Mantarlı tavuk olur. Evet çok güzel olur. Her türlü yemek pişirilebilir aslında. 4 kişilik aslında. Bir yemek yapabilirsiniz ama kek ya da börek için her şeyi söyleyeceğim 10 kişiye de yeter. Evet. Kalırsa. Tabii de orası var. Çok fonksiyonlu, çift taraflı pişiriciyle harika yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Evet, Sinem ellerine sağlık gerçekten. Afiyet olsun. Ben rahatlıkla temizliyorum. Birazdan sapını çıkarıp bulaşık makinesine atacağım. Adı ve ne olacak? Ne yemek yapsın diye sorduğunuzda 5 farklı yemek adı duyacaksınız. Peki bulaşık makinesini açarsanız sadece bir tane ürün var. İşte bence mucize bu. Gerçekten öyle. Evet çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ellerine teşekkür sağlık. Ederim. Yani Afiyet olsun herkese. Hem anneler hem çocuk sahibi olanlar için bizim de öğreneceğimiz çok şey var. Hem sizden hem Sinem'den vallahi ellerine sağlık diyorum. Ve ne diyoruz tabii ki unutmadan hemen hatırlatalım. Böyle mucize bir ürünün fiyatını merak ediyorsunuz. Kampanya kartlarına vade farksız 12 taksit imkanınız da var.